Yani lisede biz işte sıra arkadaşıydık. Sinem'den Ben bahsediyor. Evet. mevzuyu anlatayım bilmeyenler için. Lise 1'de tanıştık aslında biz okulun binasının yan tarafında. Biz bir denk geldik. Merhaba ben Gökhan. İşte merhaba ben Sinem. O kadar. Lise 2'de de aynı sınıfa düştük. Lise 2'de aynı sınıfa düştükten sonra tanışmaya başladık. Zaten Sinem aşırı enerjik, aşırı pozitif. Sosyal, evet. Herkesle konuşabilen, herkesle işte hani İletişimdedir, iletişimde evet. olabilen birisi olduğu için bana da geldi tabii ki yani. Benle de konuştu yani ve ben bir süre sonra Sinem'le yakın olmaya başladık. Çünkü ben şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeye başlayınca Sinem hani buna çok hoşuna gitti. Biz grup kurduk. Grup kurunca falan işte Sinem benim vokalistim oldu falan da filan da bu lise 3'ler. Şimdi, pardon lise 2 Senin bu. sesi iyi miydi? Platonik İyi, olduğun iyi. için. Yok, güzel, çok güzeldi. Hala güzeldir. Evet. Biz işte böyle yakınlaşmaya başlayınca derslerde işte birbirimize notlar yazmaya başladık biz. İşte sıkıldım mı bilmem ne işte dersten sıkılınca küçük küçük böyle. Sonra o deftere dönüştü. Defter aldık işte böyle defterlere yazmaya başladık. Sonra o günlüğe dönüştü. İşte bir hafta sonu onda kalıyordu, bir hafta sonu bende kalıyordu günlük Of gibi çok güzel yazıyorduk. film olur. Evet. Sonra bu işte yaza yani yazın bir yaz onda kalıyordu, bir yaz bende kalıyordu ki 2 yaz oldu zaten. Yani 8 3 başka. Yani benim ona karşı tabii ki bir erkek olarak hani ilgim Duygularım. olmaya Evet. başladı. Yani ve bunu da okuduğunuz zaman anlarsınız aslında yani yazdığım şeylerden falan. Ama anlamıyordu peki, Ya süründürdü belki mü? anlıyordu, anlamak istemiyordu falan filan yani bilemeyiz onu da anlamadığını söylüyor. Annesi Evet. edebiyat öğretmenimiz bu arada bizim sınıf derslere giriyor. Annesi bu mevzular olunca ben zaten tahmin etmiştim demiş. Tabii. Öyle bir ara şeye gireyim parantez. Neyse biz işte yani ben gerçekten aşığım yani hani çok yoğun şeyler hissediyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şunu bir kere net bir şekilde biliyorum. Yani şimdi birlikte olmaya başlasak, ömrümüzün sonuna kadar da birlikte olsak, bu ilişki nasıl sağlıklı bir ilişki olur? Bir. İlk şeyim Çünkü mi bu? çok genç bir Tabii abi hikaye. yani o mümkün değil yani Dışarıda hani. azıtılmamış, sapıtılmamış. Tabii yani Evet. hiçbir şey yaşamadan şimdi bütün ömrünü yani o bir erkekle ben bir kadınla çok normal bir şey değil yani. Bana açık sağlıklı gelmiyor. Evet. O Yani güzel bir tanım. istisnalar kaideyi Evet. bozmaz. Mutlaka vardır sağlıklı olan. Bir diğeri de şu, çok yakın dostum, arkadaşım, biz çok güzel bir şey yaşıyoruz. Ben bunu şimdi beline çıkarmasın falan deyip, sevgili haline getirip, o defterleri bir dost olarak yazıp sonra başka, yani çok Olmayacak bir şey değil mi? olmayacak bir Evet. şeydi. Yani saçma bir şeye dönüşecekti. Yani o da istiyor olsaydı bence işte dediğim gibi o zaman birinci dediğim şey Peki olacaktı. seni hangi an yıktı? Yani Gökhan ben de şundan çok hoşlanırım dediği anda uzun Tetris çubuğu hayatına girdi ve sen çöktün. Yok, hiçbir şey olmadı. Biz Nasıl? lise yani onun da mesela bir sevgilisi vardı lisede, Evet. olmuştu. Gelip bana anlatıyordu hatta işte ne yapmam lazım İşte ne bilmem falan. hissediyordun o sırada? Abi ne istediğimi Mesela normal ben ölsem falan. sevdiğim için bir şey demiyorum. Onun mutluluğu önemliydi benim için. Yani biraz Türk filmi gibi Yo çok güzel. gözüküyor Sevgi ama unsurunu anlatıyorsun. yani hani Evet. öyle geliyordu, öyle hissediyordum açıkçası. Hiçbir şekilde yani bence ayrılman lazım falan diye öyle bir şeye O girmedim zaman ters yani. teperdi Yani zaten. aynen. Lise bitti. Lise bittikten sonra biz yine görüşmeye devam ettik. Uzun bir süre. Yani Sen bayağı uzun bir sahneler süre. almaya Tabii başladın. yani uzun süre o benim sahneme geliyordu falan. Sonra onun yine ilişkileri oldu. Benim ilişkilerim oluyordu bu sefer falan. Biz Evet. görüşmeye devam ettik. Bu ufak ufak ben de azalmaya başladı tabii ki. Yani hani gitgide küçük İşte küçük. bak hayatın dengesi geliyor. Tabii Evet. yani hani benim de ulan benim de bir hayatım var falan. Nereye kadar diye böyle. Tabii. Çatı Katı klibi çıktı. O da o zaman işte diye bir şirkette kamera kiralama işindeydi. Hani beni aradı. Dedi lan niye bizden almıyorsun kameraları? Çok güzel klip Ay olmuş çok o dedi. kadar anlamamış ya. Yani işte o da hani ne yapıyorsun yani hani falan. Evet. Ben yer miyim onu falan dedi. Oo, güzel. Ben de dedim ne bileyim dedim ben sen ne yapıyorsun şu an hani bayağıdır görüşmüyoruz etmiyoruz dedim. Bak dedim hani gel albümün şeyi var lansman şeyi partisini yapacağız hani sen de gelsene falan takılacağız gideceğiz falan yarın işte Yeniköy'de bilmem ne. Aa gelirim gelirim. O gün geldiğinde Sinem'le karşılaştık yani gerçekten bir film karesi gibi çok net hatırlıyorum. Karşı karşıya geldik birbirimize baktık ilk önce. Sonra böyle Slow hani motion değil mi her aynen şey? koştu Evet. koştu koştu benim ayağım kaydı falan. Evet tamam. Biz birbirimize yürüdük, sarıldık ve ilk defa hayatımızda öyle sarıldık. Yani
O sarılma şekli, hissiyat bizde bugün bir şey olacak hissiyatıydı. İkimizde de oldu o evet. Yani. Biz oradan el ele çıktık. Yani çok ilginç bir hiçbir şey yani planlı değil, programlı değil. Biz öyle bir şey planlamıyoruz. Öyle bir şey konuşulmadı. Öyle bir şey yani hiçbir şey seni yok. Seni almaya gelmiş ben sana. Evet evet, evet yani. Yani el ele çıktık, sonra bize gittik. Orada işte bayağı dertleştik yani. Hani 2 yılın 3 yılın acısını çıkarttık, ağlaştık, konuştuk, ne bilmem ne falan filan. Sabaha kadar konuştuk, konuştuk. Sonra işte böyle bir ufaktan bir yakınlaşma olduğunda ben dedim ki evlenip çocuk yapalım dedim. O da tamam dedi. Ciddi misin? Evet. Böyle mi girdin olaya? Ne gülüyorsunuz be? Falan.